Besleme Yazan Anton Çehov Çeviren Ergin Altay Beşinci Hikaye Nişanlı Kız Gecenin onu olmuştu. Parlak bir mehtap vardı dışarıda. Büyük anne Marfa Nikolayevna'nın rahmetli kocasının ruhunu okuttuğu dua yeni bitmişti. Biraz hava almak için bahçeye çıkan Nadia, salonda yemek hazırlıklarının yapıldığını, allı pullu ipek giysisiyle büyük annenin ortalıkta koşuştuğunu görüyordu. Kilisenin en kıdemli papazı Peder Andrei ise Nadia'nın annesi Nina Ivanovna ile bir şeyler konuşuyordu. İyice aydınlatılmış salonda camların ardında daha bir genç görüyordu annesini şimdi Nadia. Hemen yanlarında Peder Andrei'nin oğlu Andrei dikiliyor, dikkatle onları dinliyordu. Bahçe sessiz, serindi. Kara gölgeler yerde hareketsiz yatıyorlar, yalnızca uzaklarda, pek uzaklarda Belki de kentin öte yanında ötüşen kurbağaların bağırtıları işitiliyordu. Mayıs, kişinin içine bir sıcaklık sadan mayıs hissediliyordu her yanda. Kişi daha bir rahat soluyor, buralardan pek uzaklarda, gök kubbe altında bir yerde, ağaçların üzerinde, kentin dışındaki kırlarda, ormanlarda, günahkar basit insanların anlayamayacağı esrarlı, hoş, neşeli ve kutsal ilkbahar yaşantısının doğmakta olduğunu düşünmek geliyordu içinden. Neredeyse ağlayacaktı Nadia. Daha 23 yaşındaydı. 16 yaşından bu yana hep evlenmeyi, bir yuva sahibi olmayı hayal etmişti. Ve şimdi salonda annesiyle peder Andrei'nin yanında dikilip onları dinleyen Andrei Andrei için nişanlısıydı. Kocası olacak erkekten hoşlanıyordu. 7 Temmuz'da düğünleri olacaktı ya nedense sevinemiyordu. Geceleri rahat uyuyamıyordu. Tüm neşesi uçup gitmişti. Mutfağın bulunduğu bodrum katının açık penceresinden içeride büyük bir telaş olduğu işitiliyor. Çatal kaşık, hızla kapatılan kapı sesleriyle kızartılmış hindi, vişne turşusu kokusu geliyordu. Bunun hep böyle sürüp gideceği, en küçük bir değişikliğin olmayacağı duygusu vardı Nadia'nın içinde nedense. İşte biri evden çıkıp merdivenlerin başında durdu. 10 gün önce Moskova'dan gelen konukları Alexander Timofeyich, yahut kısaca Sasha'ydı bu. Yıllarca önce büyük anneye yardım almak için Maria Petrovna isminde ufak tefek, sıska, hastalıklı, fakir düşmüş soylu, dul bir kadın gelip giderdi. Bu kadının Sasha diye bir de oğlu vardı. Nedense herkes bu çocuğun sanatçı bir yaratılışı olduğu inancındaydı. Sasha'nın annesi ölünce büyük anne sevap kazanmak için onu Moskova'da polis okuluna yatırmıştı. İki yıl sonra Sasha bu okulu bırakarak Güzel Sanatlar Okulu'nun mimari bölümüne girmiş ancak 15 yılda o da şöyle böyle bitirebilmişti. Hayata atıldıktan sonra mimarlığı da bırakmıştı. Moskova'da taş basma yapan bir atölyede çalışıyordu şimdi. Hemen hemen her yaz son derece bitkin bir durumda dinlenmek ve biraz iyileşmek için büyük anneye gelirdi. Üstünde düğmeleri iliklenmiş bir ceketle eski bol paçalı keten bir pantolon vardı. Gömleği ütüsüzdü. Pek bitkin bir hali vardı. Son derece zayıf, iri gözlü, uzun kuru parmaklı, sakallı esmer olmasına karşın gene de yakışıklıydı. Şu mihinlere baba evi gibi alışmıştı. İçlerinde kendisini hiç yabancı hissetmezdi. Geldiği yazlar kaldığı odanın adı bile çoktandır Sasha'nın odasıydı. Merdivenin başında dikilirken bahçedeki Nadia'yı görüp yanına gitti. Buraları çok güzel dedi. Tabii sonbahara dek kalmalısınız. Öyle olacak galiba. Eylül'e kadar kalırım belki. Sebepsiz gülümsedi Sasha ve Nadia'nın yanına oturdu. Öteki oturmuş annemi seyrediyordum dedi. Olduğundan bir o kadar daha genç ve güzel görünüyor böyle. Bir an sustuktan sonra ekledi. Annemin bazı zayıf yanları var şüphesiz ama gene de bulunmaz bir kadındır. Haklısınız, iyidir dedi Sasha. Anneniz bir kadın olarak gerçekten de pek iyi yürekli, sevimlidir ama nasıl söyleyeyim bu sabah erken kalkmıştım, mutfağa gittim. Dört hizmetçi de yerde yatıyorlardı. Karyolaları yoktu döşek yerine de eski püskü bir şeyler vardı. İğrenç bir koku vardı içeride. Bit ve tahta kurusundan geçilmiyordu. 20 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. En küçük bir değişiklik yok. Büyük anneyi bırakın hadi. Yaşlı kadındı, bilmez. Ya anneniz? Fransızca konuşuyor, tiyatroya gidiyor. Birazcık da anlayışlı olması gerekirdi. Dinleyicisinin önünde iki uzun ince parmağını uzatarak konuşuyordu Saşa. Buradaki her şey pek garibime gidiyor diye devam etti. Herkes sırt üstü yatmış, armut piş, ağzıma düş bekliyor. Anneniz sabahtan akşama dek bir kontes gibi dolaşıyor sadece. Büyük anne de boş oturuyor. Hatta siz bile. Nişanlınız Andrei Andrei için de bir şey yaptığı yok. Nadia geçen yılda, ondan önceki yılda, daha önceki yıllarda dinlemişti bunları. Sasha'nın başka türlü düşünemeyeceğini biliyordu. Onun bu çeşit sözlerine güler geçerdi önceleri ama şimdi nedense bir sıkıntı düşmüştü içine. Ayağa kalkarak Yıllardan beri dinliyoruz bunları dedi. Başka bir şeyler bulup konuşamaz mısınız siz? Sasha gülümsedi. O da ayağa kalktı. Eve doğru yürümeye başladılar. Uzun boylu, güzel, yapılı Nadia yanında yürürken daha bir sağlıklı, daha güzel giyimli görünüyordu Sasha. O da fark etti bunu ve acıdı Sasha'ya. İçi bu tuhaf oldu. Çok boş konuşuyorsunuz dedi. Örneğin Andrei'im hakkında düşündüklerinizi söylediniz demin. Oysa daha hiç tanımıyorsunuz onu. Andrei mi? Umurumda değil Andrey'iniz. Sizin gençliğinize, canlılığınıza acıyorum ben. Salona girdiklerinde herkes masadaki yerini almak üzereydi. Büyük anne yahut evdeki ismiyle Babiş pek şişko, çirkin, kalın kaşlı, bıyıklı bir ihtiyardı. Daima yüksek sesle konuşurdu. Sesinin tonundan, yüzünün anlatımından evde en büyüğün o olduğunu hemen anlamak hiç de güç değildi. Çarşıda birkaç dükkanı vardı. Büyük, eski evde bahçesiyle beraber onundu. Ama o gene de her sabah Tanrı'nın onu fakir düşmekten koruması için dua eder, ağlardı. Gelini Nina Ivanovna, Nadia'nın annesi, burundan sıkma gözlüklü, parmakları pırlanta yüzük dolu bir sarışındı. Peder Andrei zayıf, dişsizdi. Yüzünde pek gülünç bir şey anlatmaya hazırlanıyormuş gibi garip bir anlatım vardı. Nadia'nın nişanlısı Andrei Andreiç ise şişmanca, sanatçı yahut artistinkileri andıran kıvırcık saçlarıyla oldukça yakışıklı bir gençti. Üçü hipnotizma üzerine konuşuyorlardı. Babiş Saşa'ya dönerek ''Bir haftaya kalmaz düzelirsin burada.'' dedi. ''Yeter ki biraz bol ye. Neye benziyorsun bu halinle?'' Derin bir iç geçirdi. ''İnsanlıktan çıkmışsın. Yolunu şaşırmış çocuklardan farkın yok.'' Peder Andrei güleç gözlerle tane tane konuşarak ''Melun, babasının varını yoğunu iç ettikten sonra vardı gitti akılsız hayvanların arasına çöp gibi kurumaya.'' diye söylendi. Andrey Andreyich babasının omzunu okşayarak ''Babacığımı pek severim.'' dedi. ''Bulunmaz bir ihtiyardır. Tertemiz bir yüreği vardır.'' Bir an herkes sustu. Sasha peçeteyi ağzına götürerek birdenbire gülmeye başladı. Peder Andrei Nina Ivanovna'ya ''Demek ki hipnotizmaya inanıyorsunuz.'' diye sordu. Bir iki yüzüne ciddi hatta sert bir ifade takınarak ''Kesin olarak inandığımı iddia edemem tabii.'' dedi. Ama doğanın esrarlı anlaşılamayan birçok yanları olduğu da su götürmez bir gerçektir bence. Sizinle aynı fikirdeyim. Ancak şunu da biliyorum ki din esrarlı anlaşılmaz sandığımız birçok şeyi açıklar bize. Kocaman yağlı bir kızartılmış hindi getirdiler masaya. Peder Andre ile Nina Ivanovna konuşmalarına devam ediyorlardı. Pırlantalar parıldıyordu Nina Ivanovna'nın parmaklarında. Biraz sonra gözlerinde yaşlar parıldamaya başladı. Heyecanlanmıştı. Her ne kadar sizinle bir tartışmaya girmeye cesaretim yoksa da dünyada esarı çözülememiş çok şey var diyeceğim gene de. İnanın ki bir tek şey bile yok. Yemekten sonra Andrei Andreiç Nina Ivanovna'nın piyanoda eşliğiyle keman çaldı. Edebiyat fakültesini bundan 10 yıl önce bitirdiği halde hiçbir yerde çalışmıyordu. Ara sıra hayır için düzenlenen konserlerde keman çalmaktan başka belli başlı bir işi yoktu. Artist derlerdi ona kentte. Andrei Andrei çalıyor, herkes sessiz onu dinliyordu. Masada semaver kaynıyordu ya, Saşa'dan başka çay içen yoktu. Saat 12'de birdenbire kemanın teli koptu. Herkes gülümsedi. Vaktin geç olduğunu öğrenince kalkmaya hazırlandılar. Nadia nişanlısını geçirdikten sonra annesiyle birlikte oturduğu üst kata çıktı. Alt kat büyük anneye aitti. Salonun ışıklarını söndürmeye başlamışlardı. Saşa ise oturmuş hala çay içiyordu. Daima uzun uzun Moskova usulü bir oturmada 7-8 bardak içerdi çayı. Soyunup yatağına girdikten sonra uzun süre aşağı katta hizmetçilerin takımları toplayışından çıkan gürültüyü büyük büyükannenin söylenişini dinledi Nadia. Nihayet her şey sustu. Aşağı kattaki odasında Sasha'nın kalın sesiyle öksürdüğü iştiriyordu sadece arada bir. 2. Nadia uyandığında saat 2 olmalıydı. Hava yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı çünkü. Uzaklardan bir bekçinin ayak sesleri geliyordu. Uyumak istemiyordu adanın canı. Uykusu kaçmıştı. Yatakta uyanık durmak da hoş değildi. Eski mayıs gecelerinde yaptığı gibi yatağının içinde bağdaş kurup düşünmeye başladı. Bir önceki gece düşündüklerini düşünüyordu gene. Andrei Andrei için ona kur yapmaya başladığı zamanları, evlenme teklifini kabul edişini, bu iyi yürekli zeki gencin değerini zamanla daha iyi anladığını hatırlatan hep bir örnek gereksiz bir sürü düşünce üşüşmüştü kafasına. Düğüne bir aydan daha kısa bir zaman kaldığı bu son günlerde nedense bir korku, bir huzursuzluk düşmüştü içine. Önceden bilinmeyen pek ağır bir şey bekliyordu onu sanki. Bekçinin ayak sesleri yaklaşıyordu. Tik tok tik tok. Geniş pencereden bahçe, daha ötede gecenin serinliğinden uykulu, solgun leylak ağacı görünüyor, koyu, beyaz bir sis, örtmek için sessiz sessiz ona yaklaşıyor, ötelerde kargalar uykulu uykulu gaklıyordu. Allah'ım, niçin sıkılıyor canım bu kadar? Düğünden önce her nişanlı kız böyle olurdu belki de, kim bilir? Yoksa Sasha'nın etkisi mi vardı bunda? Ama kaç yıldır aynı şeyleri söyler o, hem konuşurken de garip, anlaşılmaz bir hali vardır. Bütün bunlara karşı aklını yitirmemesi de şaşılacak şeydi doğrusu Sarşan'ın. Bekçinin ayak sesleri çoktan da işitilmiyordu artık. Pencerenin dibinde bahçede kuşlar cıvıldamaya başlamışlardı. Sis dağılmış, gülümseme gibi tatlı bir aydınlığa bürünmüştü çevre. Biraz sonra güneşin ışımasıyla tüm canlandı bahçe. Çiğ taneleri yapraklarda elmas taneleri gibi parıldamaya başladı. Uzun zamandır bakımsız kalan bahçe genç, görkemli bir görünüm kazandı. Babiş de uyanmıştı. Saşa kalın sesiyle öksürüyordu. Salondan semaverin kurulma, sandalyelerin düzeltilme sesleri geliyordu. Nedense pek yavaş geçiyordu saatler. Nadia kalkıp penceresinden bahçeyi seyretmeye başlayalı hayli zaman olduğu halde hala sabahtı. İşte ağlamaktan gözleri şişmiş Nina Ivanovna elinde maden suyu dolu bardağıyla göründü ruh çağırmayla, omeopatiyle uğraşır, çok okur, kafasına takılan kuşkular üzerinde konuşmayı pek severdi. Nadia bunları derin, anlamlı şeyler sanırdı. Annesinin elini öpüp yanı sıra merdivenlerden inmeye başladı. ''Niçin ağladın anne?'' ''Bir ihtiyarla kızını anlatan uzunca bir öykü okuyordum dün akşam. İhtiyar bir yerde çalışıyordu, amiri de kızına tutkun. Sonuna kadar okuyamadım ya, bir yeri vardı, tutamadım kendimi, ağladım. Nina Ivanovna bir yudum maden suyu içtikten sonra ekledi. Demin gene aklıma geldi, gene ağladım. Nadia bir an sustuktan sonra ''Bugünlerde benim de canım pek sıkılıyor.'' dedi. ''Geceleri gözüme niçin uyku girmiyor dersin?'' ''Bilmem ki canım.'' Uyuyamadığım geceler gözlerimi sıkı sıkı kapar. İşte şöyle Anna Karenina'ya getiririm gözümün önünde ben. Yürüyüşünü, konuşmasını canlandırırım kafamda. Bazen tarihten bir olayı düşündüğümde olur. Nadia annesinin onu anlamadığını, anlayamayacağını sezinliyordu. Bu duygu ömründe ilk kez yer ediyordu onda. İçine bir yılgı düşmüş, her şeyden kaçmak, gizlenmek istiyordu. Koşarak odasına çıktı. Saat 2'de öğle yemeğine oturdular. Çarşamba oruç günüydü. Büyük anneye pancar çorbasıyla balıklı pilav getirdiler. Sasha büyük anneyi kızdırmak için oruç günlerinde yenmesi günah etli çorbayla pancar çorbasını beraber yiyordu. Yemek süresince durmadan şaka yapmaya, çevresindekileri güldürmeye çalışıyordu ya pek başarılı olamıyordu bu çabaları. Gülüş bir şey söylemeye hazırlanırken son derece uzun, ölününkiler gibi kupkuru parmaklarını havaya kaldırdığında çok hasta olduğu, belki de bu dünyada günlerinin sayılı olduğu düşüncesi hakkında geliyormuş gibi yüreğine bir soğukluk giriyor, yüzü acıklı, elemli bir anlatımla kaplanıyor, dokunsalar ağlayacak gibi oluyordu. Yemekten sonra büyük hale dinlenmek için odasına çekildi. Nina Ivanovna da biraz piyano çaldıktan sonra gitti. Alışılmış yemek sonrası söylevine başladı hemen Sasha. Ah sevgili Nadia, beni dinleseydiniz. Nadia eski bir koltuğa iyice gömülmüş, gözlerini kapamıştı. Sasha odanın içinde bir köşeden öteki köşeye sessiz adımlarla gidip geliyordu. Öğrenim yapmaya gitseydiniz eğer, öğrenim görmüş, aydın, kutsal kişilerdir sadece topluma gerekli olanlar. Böyleleri ne kadar çoğalırsa yeryüzü Tanrı'nın cennetine o kadar daha benzeyecektir. O zaman kentiniz yavaş yavaş değişecek, ters yüz olacak, her şey sihirli bir değnek dokunmuşçasına tanınmaz bir durum alacaktır. Pek büyük yapılar, cennet gibi bahçeler, görülmemiş fıskiyeler, tertemiz yürekli insanlar dolduracak buraları. Ama gene de önemli olan bu değil. En büyük kazanç bu toplumun değişmesi. Herkes inanacağı, niçin yaşadığını bileceği, Kimse kendinden önce başkasına güvenmeyeceği için şimdi her yanı dolduran bu kötülükten ortadan kalkması olacaktır. Sevgili temiz çocuk, gidin buralardan. Bu durgun, sıkıcı, günahkar yaşantıdan kaçın. Ondan bıktığınızı gösterin herkese. Öz benliğinizi bulun. Olamaz Saşa, evleniyorum. Eh bırakın evlenmeyi şimdi. Başka zorunuz yok mu? Bahçeye çıkıp biraz yürüdüler. Saşa devam ediyordu bu avare yaşantınızın ne derece boş, pis, töre dışı olduğunu iyice düşünmeli, anlamalısınız canım. Siz de, anneniz de, babişiniz de bir şey yapmıyor, hep boş oturuyorsunuz. Öyleyse sizin için başkaları çalışıyordu demek oluyor. Sizler onların emeğini, hayatlarını tüketiyorsunuz. Bu iğrenç, baya bir şey değil de nedir? Haklısınız demek istiyordu Nadia. Tam burada anladığını söylemeye hazırlanıyordu ki gözleri doldu, durgunlaştı titremeye başladı ve kalkıp koşarak odasına gitti. Akşam üzeri Andrei Andreiç geldi. Her zamanki gibi uzun süre keman çaldı. Pek konuşkan bir insan değildi. Belki de çalarken susmak zorunda olduğu için kemanı bu denli seviyordu. 11'de serinlik olduğu için pardesi süleve dönerken kapıda Nadia'yı kucaklayıp omuzlarını, ellerini tutkuyla öpmeye başladı. Bir yandan da sevgilim, bir tanem, güzelim diye mırıldanıyordu. Oh ne mutluyum bilemezsiniz. Başım dönüyor mutluluktan. Bu sözleri önceleri gene duyduğunu yahut bir yerde okuduğunu düşünüyordu Nadia. Eski, yırtık, rengi sararmış, çoktandır bir kenara atılmış bir romanda. Salonda Sasha masanın başına oturmuş, uzun ince parmakları üzerine fincan tabağını yerleştirmiş çay içiyordu. Babiş fal bakıyor, Nina Ivanovna okuyordu. Nadia nişanlısını yolcu ettikten sonra odasına çıkıp yattı hemen uykuya daldı. Ama bir önceki gece olduğu gibi daha hava yeni aydınlanmaya başlamışken uyanmıştı. Uyumak istemiyordu canı. İçinde dayanılmaz bir ağırlık, heyecan vardı. Yatağında başını dizlerinin üzerine koyarak oturmuş nişanlısını, düğününü düşünüyordu. Nedense annesinin ölen kocasını hiç sevmediğini, şimdi de parasız pulsuz düştüğünü, kaynanasının boyunduru altına girmek zorunda kaldığını fısıldıyordu kulağına bir ses. Ne kadar düşündüyse annesinin şimdiye dek herkesten başka olağanüstü bir kadın bilmesine, onun basit, olağan, mutsuz bir kadın olduğunu görememesine bir anlam veremedi. Aşağı katta da Sasha uyumuyordu. Kesik kesik öksürük sesi gecenin sessizliğinde pek derinden işitiliyordu. Ne garip, saf adam diye düşünüyordu Nadia. Anlattığı cennet bahçeleri görünmemiş fıskelerde olmayacak. Pek aptalca bir şeyler varmış gibi geliyordu ona. Ama onun bu aptalca düşüncelerinden hatta saflığında gene de o denli güzel, çekici bir şey vardı ki öğrenim yapmaya gitse nasıl olur acaba diye düşünmeye bile başlamıştı Nadia. Yüreği küt küt vuruyor, içi bir hoş oluyor, heyecanlanıyordu. Düşünmemek daha iyi, düşünmemek daha iyi diye mırıldandı kendi kendine. Böyle şeyler düşünmemeliyim. Uzaktan bekçinin ayak sesi geliyordu. Tik tok, tik tok, tik tok. Haziranın ortalarında Sasha'nın canı birdenbire sıkılmaya başladı. Moskova'ya yolculuk hazırlıklarını tamamlarken, sıkıntılı sıkıntılı, bu kentte kalamam artık diyordu. Ne şehir suyu var, ne de kanalizasyon. Ağzıma bir lokma yemek koymayı iğreniyorum. Mutfakta pislik diz boyu. Büyük anne nedense alçak sesle kandırmaya çalışıyordu onu. Biraz daha bekle yavrum. Ayın yedisinde düğün olacak. İstemem. Hani Eylül'e kadar kalacaktın, şimdi de kalmayacağım. Çalışmam gerek rutubetli ve serin bir yaz başlamıştı. Ağaçlar nemli, bahçede her şey hüzünlüydü. Gerçekten de çalışmak istiyordu kişinin canı. Evin tüm odalarında tanıdık olmayan kadın sesleri çınlıyor, büyük annenin odasındaki dikiş makinesi durmadan çalışıyordu. Çeyizi hazırlamaya çalışıyorlardı. Nadia'nın çeyizinde büyük annenin söylediğine göre en ucuzu 3000 ruble değerinde 7 tane kürk vardı sadece. Evdeki telaş sinirlerini bozuyordu Sasha'nın odasında oturuyor, durmadan diş gıcırt atıyordu. Kalması için herkes yalvarıyordu ona. Sonunda Temmuz'un birinden önce gitmeyeceğine söz verdi. Zaman pek çabuk geçiyordu. Petrov günü öğleden sonra Andrei Andrei ile Nadia kendilerini kiralanıp hazırlanan evi bir daha görmek için Moskova sokağına gittiler. İki katlı bir evdi bu. Ancak ikinci katını hazırlamayı yetiştirebilmişlerdi. Salonun döşemesi cilalanmış pırıl pırıldı. Viyana stili sandalyeler, piyano, keman çalarken notaları koymak için çatkı. Her şey yerli yerindeydi. Taze boya kokuyordu içerisi. Altın çerçeveli, yağlı boya bir tablo vardı duvarda. Sapı kırılmış, mor bir vazonun yanında ayakta duran çıplak bir kadın. Andrei Andreiç saygıdan derin bir soluk alarak ''Pek hoş bir tablo'' dedi. ''Şişma Çevski indir. Sonra ortasında yuvarlak bir masa duran misafir odasına geçtiler. Masa, kanepe ve koltuklar hep parlak mavi bir kumaşla kaplıydı. Kanepenin arkasındaki duvarlar peder Andre'in nişanlarıyla din giysileriyle çektirdiği bir portre asılıydı. Oradan her şeyi tamam yemek odasına geçtiler. Daha sonra loş yatak odasına girdiler. İki karyola yan yana kurulmuştu. Bu odayı döşeyenler burada daima mutluluğun hüküm süreceğini, başka türlü bir yaşantının kapıdan içeri giremeyeceğini göz önünde tutarak döşemişlerdi sanki. Andrei Andreiç nişanlısına odaları bir bir gösteriyor, elini belinden hiç çekmiyordu. Nadia kendisini zayıf, suçlu hissediyor. Bütün bu odalardan, karyolalardan, koltuklardan, tablodaki çıplak kadından nefret ediyordu. Andrei Andreiç'e olan sevgisini artık yitirdiğini anlamıştı. Belki de hiç sevmemişti onu. Ama kime nasıl söyleyecekti bunu? Gündüz gece hep onu düşündüğü halde şimdiye dek niçin anlayamamıştı nişanlısını sevmediğini? Andrei Andreiç kolunu beline dolamış kulağına tatlı sözler fısıldıyordu. Kendi evinde yarın karısı olacak kızla dolaşırken pek mutlu olduğu belliydi. Ama Nadia bütün bunlarda sadece basitlik, aptalca, saf, sıkıcı, dayanılmaz bir bayağılık görüyordu. Beline dolanan kol sert, soğuk bir demir çember gibi geliyordu ona. Kaçmaya, avazı çıktığınca bağırmaya, pencereden aşağı atlamaya her an hazırdı. Andrei banyoya götürdü onu. Duvarın içine yerleştirilmiş musluğu çevirdi. Birdenbire su akmaya başladı. ''Nasıl?'' dedi Andrei. ''Yüz kova su alabilecek bir depo yaptırdım tavan arasına. Her an suyumuz olacak.'' Dışarı çıkıp avluyu gezdiler. Sokağa çıkıp bir araba kiralayarak eve yollandılar. Rüzgar koyu toz bulutlarını öteye bereye savuruyor, her an yağmur bekleniyordu. Andre Andreiç tozdan gözlerini kısarak ''Üşüyor musunuz?'' diye sordu. Nadia susuyordu. Andrei bir süre cevap bekledikten sonra ''Hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''Çalışmadığım için sitem etmişti bana Saşa dün akşam. Haklı. Hiçbir şey yaptığım yok. Yapamam da. Niçin acaba sevgilim? Bir gün alnıma kokardı takıp çalışmaya gidebileceğimi düşünmek bile niçin iğrendiriyor beni?'' Niçin bir avukat, latince öğretmeni yahut belediye memuru görünce rahatsız oluyorum? Hey ana yurdum Rusya! İşsiz güçsüz, bir şeye yaramayan ne de çok evladım var. Benim gibi çilekeş ne çok insan barınıyor koynunda. Andrei Andreiç çalışmamanın genelliğini, bu durumun zamandan ileri geldiğini göstermeye uğraşıyordu. Evlendikten sonra diye devam etti. Köye gider, orada çalışırız sevgilim. İçinden dere geçen küçük bir çiftlik var. Var gücümüzle çalışırız. ''Ne mutlu olacağız seninle.'' Şapkasını çıkarmış, saçlarını rüzgara koyvermişti. Nadia onu dinliyor, bir yandan da şöyle düşünüyordu. ''Tanrım, bir an önce evde olmak istiyorum tanrım.'' Bahçenin girişinde peder Andrei'ye yetiştiler. Andrei Andreevich şapkasını sallayarak sevinçli bir sesle ''Bakın, babam da size gidiyor.'' dedi. Ve arabacıya parasını verirken ''Babamı pek severim.'' diye ekledi. ''Gerçekten can bir ihtiyardır, üzerine yoktur.'' Konukların geç vakte kadar oturacaklarını, onlarla ilgilenmesinin, gülümsemesinin, keman ve bir sürü ipe sapa gelmez saçmalıklar dinlemesinin, hep düğünden konuşmasının gerektiğini bildiği için eve girdiğinde Nadia'nın canı son derece sıkılıyordu. Allı pullu ipek giysilerinin içinde kurulan büyük anne, konuklarının yanında her zaman takındığı kibirli tavrıyla semaverin başında oturuyordu. Peder Andrei, dudaklarında kurnaz bir gülümsemeyle içeri girdiğinde büyük anneye yönelerek ''Sizi sağlıklı görmekte büyük sevinç ve yüreğime su serpen bir teselli duymaktayım.'' dedi. Şaka mı yoksa ciddi mi konuştuğunu anlamak güçtü. 4. Rüzgar kapıları pencereleri takırdatıyor, her yandan ıslık sesi geliyor, evin meleği sobanın içinde içli şarkısını söylüyordu. Gece yarısı saat 1'di. Evde herkes yatmıştı ya henüz kimse uykuya dalmamıştı. Alt katta biri keman çalıyormuş gibi geliyordu Nadia'ya. Keskin bir gürültü işitildi. Pancurlardan biri kopmuş olmalıydı. Bir dakika sonra Nadia'nın odasına elinde bir mumla Nina Ivanovna girdi. Ne vurdu öyle Nadia? Bu rüzgarlı gecede örgülü saçları, ürkek gülümsemesiyle annesi daha bir yaşlı, çirkin ve bodur görünüyordu ona. Yakın zamana değin onu gözünde nedenle büyüttüğünü, ağzından çıkan her sözü nasıl gururla dinlediğini hatırladı nedense. Bu sözlerden hiçbiri yoktu aklında şimdi. Sobadaki şarkıya birkaç kalın ses daha katıldı. Hatta ''Ah Allah'ım'' gibi bir ses de işitildi. Nadia karyolasında oturuyordu. Birden başını avuçlarının içine alıp hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Anneciğim, anneciğim'' diyordu. ''Kalbimi bir bilseydin anneciğim. Yalvarırım. Ayaklarına kapınırım. Bırak beni gideyim buradan. Yalvarırım ne olur. Nina Ivanovna şaşırmıştı. Karyolanın kenarına ilişerek Nereye? diye sordu. Nereye gideceksin? Uzun uzun ağladı Nadia. Hıçkırıklar konuşmasına engel oluyordu. Sonunda biraz açıldıktan sonra Buradan gitmeme izin ver dedi. Düğün olmamalı. Olmayacaktı anladın mı? Onu sevmiyorum. Adını bile etmek istemiyor canım. Çok korkmuştu Nina Ivanovna çabuk çabuk konuşarak ''Olmaz yavrum'' dedi. ''Çıkar bunu aklından, biraz sakinleş, göreceksin, kendin de güleceksin bu söylediklerine. Yorgunluktan sinirlerin bozuldu, olur böyle şeyler. Bir konuda atıştınız Andrei herhalde. Daima öyledir sevgililer ama sonra barışırlar, her şeyi unutuverirler hemen.'' Nadia hıçkırarak ağlıyordu. ''Git yanımdan anne git.'' Biraz bekledikten sonra Nina Ivanovna ''Ah yavrum'' dedi. ''Daha dün bir bebektin, sonra büyüdün, genç kız oldun, şimdi yuva kurmaya hazırlanıyorsun. Doğada hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Göz açıp kapayana dek bakacaksın anne, hatta büyük anne olmuşsun. Senin de böyle hırçın bir kızın olacak. Sevgili anneciğim, akıllısın biliyorum ama mutsuz, çok mutsuzsun da. Niçin boş konuşuyorsun? Niçin bir şey söylemek için ağzını açtı Nina Ivanovna ama hıçkırık boğazında düğümlendiği için söyleyemedi. Ağlayarak çıkıp odasına gitti. Sobadaki sesler gene başladılar. Birdenbire korkunç, ürküntü verici bir şey dolmuştu odaya. Nadia aceleyle kayyolasından atlayıp annesinin yanına koştu. Gözleri yaşlı Nina Ivanovna yatağına girmiş, mavi battaniyesini göğsünün üzerine kadar çekmiş, elinde bir kitap tutuyordu. ''Anne, beni dinle.'' dedi. ''Yalvarırım, iyi düşün ve anla beni. Yaşantımızın ne denli, anlamsız ve bayağı olduğunu anla yeter. Gözlerim açıldı artık. Şimdi her şeyi bütün çıplaklığıyla görebiliyorum. Andre, Andre için ne mal olduğunu da biliyorsun. Sandığınız gibi zeki değildir o anne. Tanrım bir aptaldır o bir aptal. Nina Ivanovna aceleci bir hareketle yatağının içinde oturdu. Hıçkırarak ''Büyük annem de sen de çok üzüyorsunuz beni.'' dedi. ''Ben de yaşamak istiyorum oysa yaşamak.'' Yumruğuyla iki kere göğsüne vurduktan sonra devam etti. ''Biraz özgürlük de bana verin. Daha gencim ben de yaşamak istiyorum. Hakkım değil mi bu? Çöktürdünüz beni siz.'' acı acı ağlamaya başlamıştı. Battaniyenin altına girip iki büktüm oldu. Öyle küçük, zavallı, anlamsız bir görünümü vardı ki. Nadia odasına gidip giyindi. Pencerede oturup sabaha beklemeye koyuldu. Sabaha dek düşündü, düşündü. Pancurları birisi tıkırdatıyor, ıslık çalıyordu sanki. Rüzgarın bahçedeki tüm elmaları yere döktüğünü, yaşlı bir elik ağacını devirdiğini söyledi büyük anne sabahleyin bulutlu, ışık bile yakılsa gene de insanın içine kasvet salan puslu bir gündü. Herkes soğuktan sızlanıyor, yağmur pencere camlarında takırdıyordu. Çaydan sonra Nadia, Sasha'nın odasına gitti. Bir sözcük bile söylemeden koltuğun dibinde diz çöküp elleriyle yüzünü kapadı. ''Neniz var?'' diye sordu Sasha. ''Yapamayacağım. Şimdiye dek burada yaşayabilmeme bir türlü akıl erdiremiyorum. Anlayamıyorum.'' ''Nişanlımdan, kendimden, bu başıboş, anlamsız yaşayışımdan iğreniyorum.'' ''Ya'' dedi. ''Özülecek bir durum değil bu. İyi bile.'' Nadia devam etti. ''Canıma tak dedi bu yaşantı artık. Bir gün daha kalamam burada. Yarın gidiyorum. Allah aşkına beraber gidelim.'' Bir süre şaşkın şaşkın Nadia'nın yüzüne baktı Sasha. Nihayet durumu kavramış, bir çocuk gibi sevinmişti. Sevinçten ellerini kollarını sallıyor, odanın içinde zıp zıp zıplıyordu. Ellerini ovuşturarak ''Pek güzel'' dedi. ''Tanrım ne kadar da sevinçliyim.'' Nadia iri, tutku dolu gözlerini kırpmadan bakıyordu Saşa'ya. Büyülenmiş gibi, karşısındaki erkeğin önemiyle oranlı, pek anlamlı, olağanüstü bir şey söylemesini bekliyordu. Daha bir şey söylememişti ya, şimdiye dek bilmediği yeni, sonsuz ufuklar açılmaktaydı Nadia'nın önünde.'' ölüme bile olsa hiç düşünmeden gidebilecek bir ruhsal durum içinde gözlerinde sonsuz bir bekleyişle bakıyordu Saşa'ya. Bir süre düşündükten sonra ''Yarın gidiyorum.'' dedi Saşa. ''Beni yolcu etmek için tren istasyonuna gelin. Çantanızı bavulumun içine koyar, biletinizi de alırım. Üçüncü zil çaldığında koşup trene binin gideriz. Moskova'ya kadar beraber oluruz. Oradan Petersburg'a bir başınıza devam edersiniz. Nüfus kağıdınız var mı?'' ''Var.'' Saşa duygulu bir sesle Yemin ederim ki pişman olmayacaksınız diye devam etti. Gidip bir okula girin. Sıkıntı bile çekseniz yılmayın. Yaşantınızı düzelttiğinizde her şey değişecek. Önemli olan yaşamasını bilmektedir. Geri kalan boştur. Öyleyse yarın gidiyoruz. Evet lütfen. Pek heyecanlı olduğunu, ömründe ilk kez bu denli ağır bir sorumluluğun altına girdiğini, gidene dek çok acı çekeceğini, kötü kötü düşüneceğini sanıyordu Nadia. Ama odasına çıkıp yatağına girer girmez derin bir uykuya daldı. Yüzünde ağlamanın verdiği rahatlık ve saf bir gülümsemeyle sabaha dek uyudu. 5. Uşağı araba çağırmaya göndermişlerdi. Nadia tüm hazırlıklarını tamamlamış, şapkasıyla süsünü de giymişti. Annesiyle kendi odasını bir kere daha görmek için üst kata çıktı. Sıcaklığını daha yitirmemiş kar yolasının ayak ucunda durup odasını bir daha gözden geçirdi, sessiz adımlarla annesinin odasına gitti. Hala uyuyordu Nina Ivanovna. Odası sessizdi. Nadia annesini öptü, saçlarını düzeltti, iki dakika bekledi. Sonra ağır adımlarla aşağı indi. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Üstü kapalı arabanın sürücüsü sırılsıklandı. Hizmetçiler bavulları arabaya yerleştirirlerken büyük anne Araba seni güç alacak Nadia diyordu. Böyle bir havada adam geçirmekte nereden geldi aklına? Gitmesen iyi ederdin. Baksana nasıl yağmur yağıyor. Nadia bir şeyler söylemek istiyordu ya başaramıyordu. Sasha Nadia'yı arabaya yerleştirip dizlerini yol battaniyesiyle örttü. Kendisi de geçip yanına oturdu. Arkalarından büyük anne yolunuz açık olsun. Tanrı yardımcınız olsun diye bağırıyordu. Moskova'dan yaz bize Sasha. Olur babiş alasmarladık. Tanrı korusun seni. Sağ ol. Nadia sadece ağlıyordu. Büyük annesiyle vedalaşırken, annesini seyrederken tam olarak inanamadığı şeyin buralardan uzaklara gidişinin gerçek olduğunu görüyordu şimdi. Elveda Kent. Birdenbire her şeyi, Andre ile babasını, yeni evlileri, tablodaki çıplak kadını hatırladı. Bütün bunlardan korkmuyor, sıkılmıyordu artık. Gittikçe uzaklaşıyordu onlardan. Kompartmanda yerlerini aldıktan sonra tren kalkınca öylesine anlamlı, asık yüzlü geçmişi sıkışıp küçücük bir topolu vermişti. Şimdiye dek fark edilemeyecek kadar ufak olan gelecekse büyüdü, bütün görüş ufkunu kapladı. Yağmur kompartmanın pencerelerinde tıkırdıyor, yemyeşil tarlalarla telgraf direkleri hızla geriye doğru koşuyor, tellere konmuş kuşlar uçuşuyorlardı. Mutluluktan soluğu tutulacak gibi oluyordu Nadia'nın. Özgürlüğe, öğrenmeye gidiyordu. Bir zamanlar çok eskiden Kazakların savaş sanatını öğrenmek için Zaporojye'ye gitmeleri gibi bir şeydi bu. Sasha gülümseyerek olur diyordu. Olur böyle şeyler üzülmeyin. 6. Sonbahar arkasından kış geçti. Annesini, büyük annesini Sasha'yı pek özlemişti Nadia. Hep onları düşünüyordu. Evden aldığı mektuplar sakin, sevgi doluydu. Her şey bağışlanmış, unutulmuşa benziyordu. Mayıs'ta sınavlarını verdikten sonra sağlıklı, neşeli bir şekilde eve dönerken Sasha ile görüşmek üzere Moskova'ya uğradı. Geçen yaz gibiydi Sasha. Sakallı, saçı başı darmadağınık. Aynı ceket ve keten pantolon üzerindeydi. Güzel gözleriyle pek değişmemişti ya, yalnızca biraz zayıflamış, çökmüştü. Yüzünde acıklı bir anlatım vardı. Hep öksürüyordu. Benzi de uçuktu. Nedense taşralı, bilgisiz, görgüsüz gelmişti Nadia'ya bu kez Sasha. Onu görünce neşeyle gülümsemiş ''Tanrım Nadia gelmiş'' diye haykırmıştı. ''Kardeşim bir tanem.'' Koyu bir sigara dumanının doldurduğu atölyeye oturdular. Boğucu bir çini mürekkebi ve boya kokusu sigara dumanına karışmış havayı son derece ağırlaştırmıştı. Güç soluk alınıyordu içeride. Sonra Sasha'nın gene sigara dumanı ve döşemesi tüklük dolu odasına gittiler. Masanın üstündeki sönmüş semavenin yanında içinde siyah bir kağıt olan kırık bir tabak duruyordu. Masanın üzeri ve döşeme sinek ölüsü doluydu. Her şey Sasha'nın özel yaşantısını pek önemsemediğini, kolayına geldiği gibi rahatlığını aldırmadan ömür sürdüğünü söylüyordu. Biri çıkıp ona mutlu olması için yapması gerekli şeylerden, yaşantısını bir düzene sokmasının yararından, onu sevdiğinden söz etse bir şey anlamaz, sadece gülerdi. Nadia heyecan anlatıyordu. Her şey yolunda gitti. Sonbaharda annem Petersburg'a bana geldi. Büyük annemin kaçmama pek kızmadığını, her gün odama çıkıp dua ettiğini söyledi. Sasha'nın gözlerinde bir mutluluk okunuyordu. Ama ikide bir öksürüyor, çatlak bir sesle konuşuyordu. Nadia dikkatle yüzüne bakıyor, gerçekten hasta olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. ''Siz hastasınız Sasha.'' ''Boş verin. Hastayım ama çok değil.'' Nadia telaşlanmıştı. ''Tanrım, niçin bakmıyorsunuz kendinize?'' Niçin tedavi olmuyorsunuz? Gözleri yaşarmıştı Nadia'nın. Birdenbire Andrei, Andrei içi tablodaki çıplak kadını, çocukluk çağı gibi pek uzaklarda kalmış görünen geçmişi hatırladı. Gözünde daha geçen yıl o denli aydın, bilgili, ilginç olan Saşa'yı artık öyle göremediğine ağlıyordu. ''Sevgili Saşa, çok, çok hastasınız.'' dedi. ''Sizi böyle solgun yüzlü ve zayıf görmemek için yapamayacağım şey yoktu. Canımı bile seve seve verebilirdim. Çok şey borçluyum size.'' ''Benim için ne büyük bir anlamınızın olduğunu, yaşantımı nasıl değiştirdiğinizi bilemezsiniz.'' ''Benim iyi Saşa'cığım. Gerçekte benim en yakınım, en candan yakınımsınız.'' Oturup uzun uzun konuştular. Petersburg'da bir kış geçirmesinden Saşa'nın yaşayışıyla gülümseyişini görüp söylediklerini dinledikten sonra Nadia, ona gerçeği gösteren bu insanın artık yaşama devresini bitirmiş, ilginçliğini yitirmiş, eski, belki de mezara girmesi pek yakın bir yarı canlı olduğunu yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. ''İki gün sonra Volga'ya gidiyorum.'' dedi Sasha. ''Kımız içeceğim orada. Bir arkadaşım da karısıyla geliyor. Pek iyi bir karısı var. Öğrenim yapmak için Petersburg'a gitmesini söylüyorum ona hep. Yaşantısını değiştirmesini istiyorum.'' Sonra gara gittiler. Sasha çay ve elma ile ağırladı konuğunu. Tren hareket ettiğinde gülümseyerek mendil sallarken pek ağır hasta olduğu, daha uzun süre yaşayamayacağı titreyen bacaklarından da belliydi. Kentine gün ortasında vardı Nadia. İstasyondan eve giderken sokaklar hayli geniş ama evler küçük, birbirine sokulmuş geldiler ona. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Yalnızca müzik aletleri tamircisi almanı gördü. Sarı pardesüsünü giymiş, aceleyle bir yere gidiyordu. Tüm evler tozla kaplıydı sanki. Artık iyice ihtiyarlamış Şişko, gene çirkin büyük anne Nadia'yı kucaklayarak yüzünü omzuna dayayıp uzun uzun ağladı. Nina Ivanovna da çökmüş, çirkinleşmiş, bir deri bir kemik kalmıştı. Ama pırlantalar eskisi gibi gene parıldıyordu parmaklarında. Kızını görünce tüm bedeni titreyerek ''Yavrum'' dedi. ''Bir tanem.'' Sonra oturup hep birlikte sessizce ağlaştılar. Büyük annenin de, annenin de geçmişi bir daha dönmemek üzere yitirdiklerini düşündüğü belliydi. Toplum içinde bir yerleri, eski onurları, evlerine konuk çağırmaya hakları yoktu artık. Rahat, tasasız yaşarken geceleyin birdenbire polisin evi basıp arama yaparak ev sahibinin bir sahtekar olduğunu açığa çıkardığı zamanlarda da böyle olurdu kişi. Rahat, tasasız yaşantıya elveda demekten başka çaresi kalmazdı. Nadia odasına çıkıp karyolasını, beyaz sevimli perdelerini, tüm eşyalarını yerli yerinde gördü. Dışarıdaki güneş ışığıyla dolu, neşeli, gürültülü bahçede pek değişmemişti. Parmağıyla masasına dokundu, oturup derin düşüncelere daldı. Sonra alt kata inip iştahla yemeğini yedi. Lezzetli yağlı kaymakla çay içti. Bütün bunlara karşın gene de bir eksiklik varmış gibi geliyordu ona. Odalar bir boş, tavanlar alçaktı sanki. Gece yatağına girip battaniyesini boğazına kadar çektiğinde bu sıcak, yumuşacık döşekte yatmak gülünç geldi ona. Annesi geldi yanına. Suçlu gibi ürkek, çevresine bakınarak karyolanın ayaklarına ilişi verdi. Bir süre dalgın durduktan sonra ''Nasılsın Nadia?'' diye sordu. ''Hayatından memnun musun? Çok mu memnunsun?'' ''Evet anne.'' Nina Ivanovna kalkıp Nadia ile pencereleri kutsadı. Gördüğün gibi Dindar oldum artık dedi. Felsefeyle uğraşıyor. Hep düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok şeyi daha iyi görüyor. Anlıyorum şimdi. Her şeyden önce hayatın prizmadan geçirilmesinin gerektiğini öğrendim. Büyük annemin sağlığı nasıl anne? İyi. O zaman sağ şeyle kaçtıktan sonra senden aldığımız telgrafı okuyunca küt diye düşüp bayılmış. Üç gün hareketsiz yatmıştı. Sonra Tanrı'ya yalvarmaya, ağlamaya başladı. Şimdi iyi. Nina Ivanovna odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bekçinin ayak sesleri işitiliyordu. Tik tok, tik tok. Her şeyden önce hayatın prizmadan geçirilmesi gerekir diyordu. Yani daha açık söyleyeyim ışığın yedi esas rengi ayrıldığı gibi hayatın da en basit elemanlara bölünmesi her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Nina Ivanovna'nın daha neler anlattığını ne zaman gittiğini bilmiyordu Nadia. Hemen uyuyuvermişti zira. Mayıs geçti, Haziran girdi. Eve alışmıştı Nadia artık. Büyük anne hep semaverle uğraşıyor, sık sık soluyordu. Akşamları Nina Ivanovna ötekiler dinlese de dinlemese de felsefesini anlatıyordu. Önceleri olduğu gibi gene bir yanaşma gibiydi evde. Harcayacağı her 10 kopek için büyük anneye danışmak zorundaydı. Evde çok sinek vardı. Tavanlar her gün biraz daha alçalıyormuş gibi geliyordu Nadia'ya. Babişle Nina Ivanovna, peder Andrei yahut Andrei Andrei işte karşılaşmaktan korktukları için sokağa çıkamıyorlardı. Oysa Nadia bahçede, sokakta hiç çekinmeden dolaşıyor, evleri, köhne çitleri seyrediyor, gözden geçiriyordu. Kentte her şeyin çoktan ömrünü tükettiği, genç taze bir şeyin doğmasını beklediği kanısındaydı. Ah, bir an önce başlasaydı o yeni parlak yaşantı. O zaman kaderinin gözlerinin içine cesaretle bakabilecek, neşeli, özgür olma hakkını kazanacaktı. Er geç başlayacaktı o yaşantı. Dört hizmetçi için Bodrum'daki ufacık, pis odada yaşamaktan başka bir yaşantı düşünülemeyen büyük annenin evinden iz kalmayacağı, onu kimsenin, hiç kimsenin hatırlamayacağı bir zaman gelecekti elbet. Komşu evin çocukları pek eğlendiriyorlardı Nadia'yı o bahçede dolaşırken çite taşla vuruyorlar, kızdırmak için gülerek ''Nişanlı kız, nişanlı kız, nişanlın nerede?'' diye bağırışıyorlardı. Saşa, Saratov'dan bir mektup gönderdi. Oynak, neşeli el yazısıyla Volga bölgesindeki gezisinin pek iyi geçtiğini, yalnız Saratov'da biraz hastalandığını, sesinin kısıldığını, iki haftadan beri hastanede yattığını yazıyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamıştı Nadia. İnanca benzeyen bir ön sezi sarmıştı içini. Yalnız bu ön seziyle Sasha hakkındaki düşüncelerinin onu eskisi gibi heyecanlandırmamasına canı sıkılıyordu. Yaşamayı, yeniden Petersburg'a gitmeyi çok istiyordu. Sasha'ya tanışması artık tatlı ama uzak, çok uzak bir anıydı onun için. Gece hiç uyuyamadı. Gün daha ağarmadan pencereye oturup dinlemeye koyuldu. Alt kattan sesler geliyordu. Büyük anne heyecanlı heyecanlı bir şeyler soruyordu. Sonra biri sesle ağlamaya başladı. Nadia aşağı indiğinde büyük anneyi gözleri yaşlı, köşede dua ederken buldu. Masanın üzerinde bir telgraf duruyordu. Nadia büyük annenin ağlamasını dinleyerek bir süre salonda dolaştı. Sonra telgraf alıp okudu. Dün sabah Saratov'da Alexander Timofeyç yahut kısaca Sasha'nın veremden öldüğü bildiriliyordu. Büyük anneyle Nina Ivanovna ölünün ruhunu okutulacak duanın hazırlıklarını yaptırmak için kalkıp kiliseye gittiler. Nadia ise Odalarda dalgın dalgın dolaşıyor, düşünüyordu. Yaşantısını Sasha'nın istediği gibi değiştirdiğini sezinliyor, kendisinin buralarda bir başına yabancı, gereksiz olduğunu, bu kentteki her şeyin de onun için gereksiz, anlamsız olduğunu, geçmişinin artık ondan koptuğunu, yanıp kül olmuş, külü de rüzgarla savrulmuş gibi tamamen yok olduğunu biliyordu. Sasha'nın odasına girip ortasında dikildi. Elveda sevgili Sasha diye mırıldandı. Önünde yepyeni, özgür, anlamlı bir yaşantı vardı. Henüz karanlık, bilinmezliklerle dolu bu yaşantı çekiyordu onu. Yol hazırlığı yapmak için odasına çıktı. Ertesi sabah evdekilerle vedalaştı, neşeli, mutlu olarak doğup büyüdüğü kentinden çıkıp gitti. Niyeti bir daha dönmemekti. 1903. 6. Hikaye Boyundaki Anna Nişanı 1. Nikah töreninden sonra yiyecek soğuk bir şey bile yoktu. Yeni evliler sağlıklarına kaldırdıkları kadehleri sonuna kadar içtikten sonra tren istasyonuna yollandılar. Müzikli, danslı, mutluluklarla dolu bir düğünle onu izleyen akşam yemeği yerine 200 vers uzaktaki bir manastıra doğaya gideceklerdi. Birçoğu bunu daha olağan bulmuştu önemli bir aşamaya ermiş Modest Alekseyiş gibi yaşlı başlı bir kişi için gürültülü bir düğünün pek de uygun kaçmayacağı kanısındaydılar. Doğrusu 52 yaşındaki bir devlet memurunun daha 18'ine yeni basmış bir kızla evlendiği düğünde müzik dinlemek iç açıcı olmazdı zaten. Olgun Modest Alexey için bu geziyi özellikle genç karısına nikahta bile ilk yeri dine ve töreye tanıdığını anlatmak için çıkardığını söyleyenler de yok değildi. Yeni evlileri yolcu etmek için daire arkadaşlarıyla akraba, tanıdık kalabalığı, ellerinde kadehler hey diye bağırmak için trenin kalkmasını bekliyorlardı. Silindir şapkalı, öğretmen giysili kayınpeder Pötür Leontiç, dut gibi sarhoş, yüzü bembeyaz, elindeki kadehi vagonun penceresine kaldırıyor, acıklı bir sesle Anyuta, Anya, Anya bir şeycik söylememe izin ver diye yalvarıyordu kızına. Anya pencereden saktı. Kulağına bir şeyler fısıldadı babası. Keskin bir şarap kokusu yayılıyordu çevresine. Babasının fısıldadıklarından bir şey anlayamıyordu kızcağız. Sanki üflüyordu kulağının içine. Pötür Leontiç kızının yüzünü, göğsünü, ellerini haç çıkararak kutsadı. Bunu yaparken soluğu titriyor, gözlerinde yaşlar parıldıyordu. Anya'nın lise öğrencisi olan iki erkek kardeşi Petya ile Andrusha babalarını Fıran'ın eteğinden çekiliyor, utangaç, mahçup fısıldıyorlardı. Babacım hadi babacım yeter. Tren hareket edip istasyondan çıkarken Anya babasının iki yana yalpa vura vura kadehindeki şarabı yerlere saça saça trenin arkası sıra bir süre koştuğunu gördü. Yüzü nasıl da acıklı, saf, suçluydu. Hey! diye bağırıyordu. Yeni evliler sonunda yalnız kalmışlardı. Modest Alekseyic kompartımanı gözden geçirdikten sonra kalkıp eşyaları yerleştirdi, geçip genç karısının karşısına oturdu. Gülümsüyordu. Orta boylu, şişko, tombul yanaklı, ablak yüzlü, favorili, bıyıksız bir devlet memuruydu bu. Çevresi özenle alınmış yuvarlak sakalı ayak topuğunu andırıyordu. Yüzünün en dikkate çeken özelliği bıyığının olmamasıydı. Yeni kazınmış, derece derece yağlı, jelatin gibi titrek yanaklara geçen çıplak bir yer kalmıştı bıyıklardan Arda. Oldukça ciddi, ağır başlı davranıyordu. Hareketleri yavaş, yüz anlatımı yumuşaktı. Gülümseyerek ''Bir şeyi şimdiden söylemek zorundayım size'' dedi. Bundan 5 yıl önce Kosorotova ikinci derece kutsal Anna nişanını verdiklerinin ertesi günü teşekkürlerini sunmak üzere adamcağız huzura çıktığında vali bey şöyle söylemişti ona. Şimdi 3 anlanız var. Demek ki biri yakanızda öteki ikisi boynunuzda. Kosorotov'un Anna dedikleri hırçın hoppa karısı o günlerde yeni dönmüştü kocasının yanına. ''İkinci derece anlayı kazandığımda valinin aynı sözü bana da söylemek için nedenler bulamayacağını umarım. Küçücük gözleriyle gülümsüyordu Modest Alekseyiç. Anna da gülümsedi. Bu adamın o kalın ıslak dudaklarıyla kendisini her an öpebileceğini bundan kaçmaya bile artık hakkının olmadığını düşünüyor yüreği heyecandan küt küt vuruyordu. Tombul bedeninin yumuşak hareketleri iğrendiriyordu onu. Hem korkuyor hem iğreniyordu. Modest Alekseyiç ayağa kalktı. Gayet yavaş boynundaki madalyasını çıkardı. Fırağıyla yeleğini de çıkarıp pijamasını giydi. Anna'nın yanına otururken işte böyle dedi. Nikah töreninin ne sıkıcı geçtiğini düşünüyordu Anna. Papaz, konuklar, kilisedeki herkes acıyarak yüzüne bakıyorlardı. Niçin? bu denli hoş, güzelken niçin bu yaşlı, şekilsiz herifle evleniyor diye içlerinden geçiriyorlar gibi gelmişti ona. Daha bu sabah bile her şey böylesine iyi olup bitti diye seviniyor, göklere uçuyordu oysa. Ama nikah kıyılırken olduğu gibi şimdi de suçlu, aldatılmış ve gülünç hissediyordu kendisini. İşte sonunda zengin biriyle evlenmişti ama yine de parası yoktu. Nikah giysisini bile borç para alarak diktirmişlerdi. Demin babasıyla kardeşleri onu yolcu ederlerken yüzlerinden ceplerinde bir kopek bile olmadığını anlamıştı. Bugün akşam yemeği yiyebilecekler miydi acaba? Ya yarın? Nedense babasıyla kardeşlerinin şimdi annelerin toprağa verdiği günün akşamı olduğu gibi aç, başları önlerine eğik oturduklarını görür gibi oluyordu. Ne bahtsızım diye geçiriyordu içinden. Niçin bu denli bahtsızım ben acaba? Modest Alekseyiç ağır başlı, kadınlara yabancı bir erkeğin beceriksizliğiyle Anna'nın beline koydu elini. Sonra omzunu okşamaya başladı. Beliki ise paraları, annesini, onu toprağa verdikleri günü düşünüyordu. Lisede yazı ve resim öğretmenliği yapan babası kendini içkiye vermişti annesi öldükten sonra. Bu yüzden de yoksul düşmüşlerdi. Çocukların ne çizmesine de potini vardı. Bir gün evden alıp savcılığa götürdüler babasını. Sonra memurlar geldiler, Evdeki eşyaları yazdılar. Ne utanılacak şeylerdi bunlar. Sarhoş babasının peşinden koşmak anlaya düşüyordu. Kardeşlerinin yırtı çoraplarını yamamak, çarşıya pazara gitmek de ona kalmıştı. Erkekler güzelliğini, gençliğini, davranışlarını övdüklerinde ucuz şapkasını, ayakkabılarının mürekkeple boyayıp örttüğü deliklerini bütün dünya görüyormuş gibi geliyordu ona. Geceleyin yetersizliği dolayısıyla babasının yakında işinden uzaklaştırılacağı, onun da bu yüz karasına dayanamayıp annesi gibi öleceği korkusu uykularını kaçırıyordu. Bu arada bazı tanıdık bayanlar Anya için zengin bir koca araştırmaya başlamışlardı bile. Kısa bir arama devresinden sonra Modest Alexei hiç bulunmuştu. Genç ve güzel değildi ya parası vardı. Yeterdi o kadarı da. Bankada 100 bin rublesiyle kiraya verdiği babadan kalma bir çiftliği vardı. Ağırbaşlı, valinin de sevdiği bir memurdu. Anya'ya söylediklerine göre huzura çıkıp Pötür Leontiçi görevinden uzaklaştırmaları için okul müdürüne yahut daha üstüne bir emir çıkartması onun için işten bile değildi. Anya dalmış bunları düşünürken açık pencereden birdenbire bağırtılarla karışık bir müzik sesi doldu kompartımana. Ara istasyonlardan birinde durmuştu tren. Parmaklıkların arkasındaki kalabalıkta harmonika ve ucuz cırlak sesli bir kemanla oynak bir hava çalıyorlardı yüksek kayın ve kavak ağaçlarının ayın ışıttığı yazlık evlerin ötesinde bir yerden askeri bir bandonun sesi geliyordu. Danslı bir eğlence olsa gerekti orada. Yazlıktakilerle güzel havadan yararlanarak dinlenmek için buraya gelen kentliler peronda bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Bu koca yazlığın sahibi zengin, uzun boylu, esmer, Ermeniye benzeyen patlak gözlü, acayip giysili Altınov da oradaydı. Üzerinde ön düğmeleri tamamen açık bir gömlek, ayaklarında yüksek topuklu, mahmuzlu çizmeler vardı. Omzunda gelinlik kuyruğu gibi etekleri yerlerde sürünen bir pelerin sarkıyordu. Sivri burunlarını yere eğmiş iki tazı ardında yürüyordu. Ayının gözlerinde hala yaşlar parıldıyordu ya, annesini, paraları, düğünü unutmuştu artık. Neşeyle gülümseyerek tanıdık öğrenci ve subayların ellerini sıkıyor, ''Merhaba'' diyordu, ''Nasılsınız?'' Sahanlığa çıkıp ay ışığında herkesin onu yeni, pek güzel giysisi ve şapkasıyla görebileceği bir yerde durdu. ''Niçin kalkmıyor tren?'' diye sorduğunda ''Aktarma bekliyoruz.'' dediler ona. ''Posta trenini bekliyoruz.'' Artunov'un kendisine baktığını fark edince gözlerini cilveli cilveli kısarak yüksek sesle Fransızca konuşmaya başladı. Sesinin hoş çınlayışından, kadınların şımarttığı o ünlü Don kendisine bakmasından, herkesin neşeli görünmesinden olacak içine bir mutluluk dolu vermişti. Tren kalktığında tanıdığı subaylar ona el sallarken ağaçların ötesindeki askeri bandonun trenin ardında çaldığı bir potkayı ıslıkla tekrarlamaya başlamıştı bile. Kompartmana döndüğünde ara istasyonda biri onu mutlu olacağına, her şey karşın mutlu olacağına inandırmış gibi bir ruhsal durum içindeydi. Yeni evliler manastırda iki gün kaldıktan sonra kente döndüler. Lojmanda kalıyorlardı. Modest Alekseyiç görevdeyken Anya zamanını piyano çalmakla, sıkıntıdan ağlamakla yahut kanepeye uzanıp roman okumakta geçiriyordu. Akşam yemeklerinde Modest Alexeiç bir yandan midesini tıka basa doldururken öte yandan da hiç durmadan politikadan, yeni atamalardan, görevleri değiştirilen yahut başarı ödülü alan memurlardan, kişinin çok çalışmasının gerektiğinden, aile yaşantısının bir zevk değil, borç olduğundan, boş yere bir kopek bile harcamaktan çekindiğinden, dünyada dinle ahlakı her şeyin üstünde tuttuğundan söz ediyordu. Bıçağı elinde bir meç gibi tutarak her insan görev ve sorumluluklarını bilmelidir diyordu. Anya dinler korkudan titrerdi. Öyle ki çoğunlukla yemeği bırakıyor masadan aç kalkıyordu. Yemekten sonra kocası dinlenmek için uzanıyor. Biraz sonra da yüksek perdeden horlamaya başlıyordu. O zaman Anna kalkıp babasının kardeşlerinin yanına giriyordu. Anna içeri girdiğinde babasıyla çocuklar paraya kanıp sevimsiz, pis, sıkıcı bir herifle evlendiği için onu kınıyorlarmış gibi şaşkın şaşkın bakıyorlardı ona. Giysilerin hışırtısı, bilezikleri, kadınca görünüşü sıkıyor, aşağılıyordu onları sanki. Yanlarındayken şaşırıyorlar, konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Ama gene de eskisi gibi seviyorlardı onu. Akşam yemeğine onsuz oturmaya alışamamışlardı henüz. Anya oturuyor. Onlarla birlikte lahana çorbası, pilav, iç yağında kızardığı için mum kokan patates kızartması yiyordu. Pötür Leontiç titrek elleriyle küçük bir sürahiden kendine şarap koyuyor. Bir dikişte hepsini bitiriyordu. İlk kadehi ikincisi, üçüncüsü izliyordu. İri gözlü, ince, solgun yüzlü Petya ile Andruş'a sürahiyi kaldırırlarken ''Hadi babacığım'' diyorlardı. ''Yeter artık.'' Anya da telaşlanıyor, daha fazla içmemesi için yalvarıyordu babasına. Beriki birdenbire kükrüyor, yumruklarıyla masayı dövmeye başlıyordu. ''Kimsenin beni denetlemesine razı olmam!'' diye bağırıyordu. ''Pis çocuklar, iğrenç kız, hepinizi kovacağım bu evden!'' Oysa bir zayıflık, bir yufka yüreklilik oluyordu sesinde böyle bağırırken. Öfkelenmesi çocuklardan birini bile ürkütmüyordu. Çokluk yemekten sonra süslenirdi. Usturayla tıraş olurken kestiği renksiz yüzüyle yarım saat boyunca ince boynunu uzatarak aynanın karşısında dikilir, siyah bıyıklarını kıvırarak, koku sürünerek, papyonu düzelterek süslenir, sonra eldivenlerini, silindir şapkasını giyer, özel derslere giderdi. Tatil günü ise evde kalır, ya resim yapar ya da çıkrık gibi fıs fıs ses çıkaran akordeonuyla bir şeyler çalmaya uğraşırdı. İstediği gibi gür, kulağa hoş gelen sesler çıkarmaya uğraşırken kendisi de bir şarkı mırıldanır ya da gene çocuklara köpürürdü. Namussuz herifler, hainler, bozmuşlar akordiyonumu. Anya'nın kocası geceleri aynı lojmanda oturan daire arkadaşlarıyla kağıt oynardı. Oyun sırasında memurların çirkin, zevksiz giyimli, kaba, aşçı kadın kılıklı karıları da bir odada toplanıp otururlardı. Kendileri gibi çirkin, tatsız bir dedikodudur başlardı aralarında. Modest Alexey için karısıyla tiyatroya gittiği de olurdu. Dinlenme aralarında Anya'yı bir adım bile uzaklaştırmıyordu yanından. Koluna takıp koridorlarda sigara salonlarında dolaştırıyordu onu. Biriyle selamlaşsa hemen fısıldıyordu kulağına. Beşinci sınıf memurdur. Vali kabul etmiştir onu. Pek zengindir. Kendi evi var. Büfenin yanından geçerlerken Anya'nın canı tatlı bir şey çekerdi. Çikolata ve elma şekerini pek severdi. Ama parası yoktu. Kocasından istemeli sıkılıyordu. Eline aldığı bir armutu avcunda evirip çevirerek kararsız bir sesle ''Kaça bu?'' diye soruyordu Modest Alekseyiç. ''25 kopek.'' ''Ya öyle mi?'' diyor ve armutu yerine bırakıyordu. Bir şey almadan büfenin yanından uzaklaşmalarının pek hoş kaçmayacağını bildiği için bir maden suyu istiyor, bütün şişeyi son damlasına kadar içiyordu. Öyle ki zorlamadan gözleri bile yaşarıyordu. Anya nefret ediyordu ondan o sırada. Dolaşırlarken Modest birden birdenbire heyecanlanarak şu ihtiyar kadına selam ver diyordu karısına. Ama tanımıyorum onu. Olsun varsın. Lojmanlar dairesi başkanının karısıdır. Selam ver diyorum sana. Kafan düşmez korkma. Anya selam veriyor. Gerçekten de kafası düşmüyordu ya. içi sıkılıyordu. Kocasının her istediğini yapıyor. Ona kandığı için kendi kendine kızıyordu. Para için evlenmişti ya. Kızlığında olduğundan daha az parası vardı şimdi. Kızken hiç olmazsa ara sıra babasının 20 kopek falan verdiği oluyordu ona. Şimdi cebinin bir köpek bile gördüğü yoktu. Gizliden almak yahut istemek olmuyordu. Kocasından korkuyor, titriyordu. Ondan bu korkusunun çoktandır içinde olduğu inancındaydı. Bir zamanlar çocukluğunda okul müdürü onca heybetli, korkunç, önüne gelen her şeyi ezip geçmeye hazır bir bulut yahut lokomotif gibi ilerleyen bir güçtü. Evde herkesin sözünü saygıyla ettiği, nedense korktuğu vali bey de öyle bir güçtü. Bu iki büyük gücün yanında biraz zayıf kalan bir sürü güç daha vardı. Bıyıksız, sert yüzlü, amansız öğretmenleri de bunların arasındaydı. Şimdi sonuncusundan ciddi yüzü bile müdürünküne benzeyen Modest Alexei işten titriyordu. Hayalinde bütün bu güçler birleşiyor, babası gibi zayıf ve suçlulara saldıran, onları ezip geçen kocaman bir beyaz ayı şekline giriyordu. Kocası onu kaba hareketleriyle okşayıp kucağına alarak iğrendirirken ters bir şey söylemekten ödü kopuyordu Anya'nın dudaklarını yayarak yapmacıktan gülümsüyor, bu okşayışlardan hoşlanır görünüyordu. Pötür Leontiç yalnız bir kere, o da artık bekletilemeyecek bir borcunu ödemek için borç para istemeye cesaret edebilmişti ondan. Ah ne dayanılmaz bir sıkıntıydı bu tanrım. Uzun uzun düşündükten sonra peki vereceğim demişti. Yalnız şunu iyi bilesiniz ki içkiyi bırakmazsanız bir daha yardım etmeyeceğim size. Devlet kapısında çalışan bir kişi için bu zayıflık yüz kızartıcıdır. Herkesin bildiği gerçeği bir de ben hatırlatmadan geçemeyeceğim size. Zamanla yüksek görevlere yükselebilecek binlerce yetenekli insanı mahvetmiştir bu tutku. Ve bununla beraber bu durumdan örnek alarak şimdi anlatacağım gibi girişleriyle başlayan birçok konu anlattı. Zavallı Pötür Leontiç yerin dibine giriyor. Güçlü bir içme isteği başını döndürüyordu. Delik ayakkabı ve yırtık pantolonlarla Anya'ya konukluğa gelen kardeşlerinin de öğütten başka bir şey aldıkları yoktu. Oturup saatlerce dinleme zorundaydılar. "Herkes sorumluluk ve zorunluluklarını bilmelidir," diyordu onlara da Modest Alekseyich. Ama para vermiyordu. Öte yandan Anya'ya böyle şeyleri Karagöy için saklamanın akıllıca bir hareket olacağını söyleyerek yüzükler, bilezikler, broşlar armağan ediyordu. Sık sık acaba verdiği armağanlar tamam mı diye karısının komodinini denetlemeyi de ihmal etmiyordu tabi. 2. Bu arada kış gelmişti. Yılbaşına daha çok vardı ki kentin tek gazetesinde geleneksel kış balosunun 29 Kasım akşamı Soylular Kulübü'nde yapılacağı duyuruldu. Kağıt oyunundan sonra Modest Alekseyiç her akşam telaşlı telaşlı Anya'ya bakarak memur karılarıyla bir şeyler fısıldaşıyor sonra uzun süre bir köşede öteki köşeye gidip gelerek düşünüyordu. Gene böyle akşamlardan birinde Modest Alekseyiç dolaşmasını yarıda keserek Anya'nın önünde durdu. ''Kendine bir balo giysisi diktirmelisin'' dedi. Anladın mı? Yalnız rica ediyorum önce Maria Grigoryevna ile Natalia Kuzminişna'nın fikirlerini al bu konuda. Çıkarıp 100 ruble verdi ona. Anya parayı alıp kimsenin fikrini sormadan bir balo giysisi diktirdi kendine. Yalnızca babasıyla konuşarak annesinin balolarda nasıl giyindiğini öğrenmeye çalışmıştı. Rahmetli annesi daima son modaya göre giyinir, Anna'yı da taş bebek gibi süsler her yere onunla giderdi. Fransızca ile mazurka oynamayı da en iyi şekilde annesinden öğrenmişti Anya. Evlenmeden önce 5 yıl mürebbirlik yapmıştı annesi. Anya da annesi gibi eskileri bozarak kendine yeni giysiler dikmeyi, eldivenlerini benzinle temizlemeyi, kirayla mücevherler almayı iyi bilirdi. Gel annesi gibi göz süzebilir, R harflerini gırtlaktan söyleyebilir, güzel pozlar takınabilir, gerektiği zaman heyecanlanabilir, gerektiğinde de bakışlarıyla esrarlı hüzünler gösterebilirdi. Babasındansa gözleriyle saçlarını, ateşli kişiliğini ve süse düşkünlüğünü almıştı. Baloya gitmeden yarım saat önce Modest Alekseyiç tuvalet aynasında madalyasını boynuna takmak için sırtında gömlekle karısının odasına girdiğinde onun güzelliği, tazeliği, giysisinin göz alıcılığı karşısında şaşaladı. Favorileriyle oynayarak büyük bir mutluluk içinde ''Ne kadar da güzelsin'' dedi. ''Çok, pek çok güzelsin Ayutacığım.'' Sonra sesine gururlu bir anlatım vererek ekledi. ''Seni ben mutlu kıldım.'' Bugün de sen beni mutlu kılabilirsin. Yalvarırım gidip valinin eşine saygılarını sun. Allah aşkına. Bizim dairenin hukuk danışmanlığına onun yardımıyla atanabilirim. Baloya gitmek üzere evden çıktılar. İşte kapısında resmi giysili kapıcısıyla Soylular Kulübü göründü. Portmantoların bulunduğu giriş yerini kürkler, uykulu uşaklar, ellerindeki yelpazeleriyle kendilerini hava akımından korumaya çalışan dekolte bayanlar doldurmuştu. Anya, kocasının kolunda merdivenlerden çıkarken pek büyük bir boy aynasında parlak ışıkların altında bir kat daha güzelleşen kendisini gördü. Üst katta çalan orkestranın tatlı ezgileri dolduruyordu kulaklarını. İçinde bir sevinç ve mehtaplı gecede ara istasyonda duyduğu o mutluluk sezisi uyandı. Artık kız değil, bir kadın olmanın hazdını ilk kez tadarak adım atış ve hareketlerini annesininkilere benzetmeye çalışarak gururlu, kendine sonsuz bir güvenle başı yukarıda yürüyordu. Ömründe ilk kez zengin ve özgür hissediyordu kendisini. Kocasının varlığı bile sıkmıyordu onu artık. Yaşlı bir kocanın yanı başında olmasının onu hiç de küçültmeyip erkeklerin pek hoşuna giden duygulu bir esarlığı da kazandırdığını daha kulübün kapısından girerken içgüdüsüyle sezinlemişti. Orkestra büyük salonda çalıyordu. Ondan içeri girdiğinde dans başlamıştı bile. Toplum yaşantısı, eğlence, gürültü ve müzik anılarıyla günlerini geçirdiği lojmanın soğuk dört duvarından sonra bu geniş, aydınlık salona göz gezdirirken heyecanla "Ah, ne güzel!" diye mırıldanıyordu içinden. Vaktiyle gezilerden, akşam yemeklerinden tanıdığı subayları, öğretmenleri, avukatları, memurları, toprak sahiplerini, valiyi, artınovu Fakirler yararına yapılacak satışa başlamak üzere kulübelerde, tezgahlarda hazır bekleyen son derece açık giysili, güzelli çirkinli yüksek sosyete bayanlarını kalabalık arasında daha ilk bakışla seçebilmişti. Omuzlarında parlak apoletleriyle boylu boslu bir subay, Anya lisede öğrenciyken eski Kiev sokağında tanışmıştı onunla, ismini hatırlamıyordu şimdi, yerden biter gibi çıka geldi, valse buyur etti onu. Hiç düşünmeden uçup gitti kocasının yanından. Fırtınalı havada yelkenli bir kotrayla dalgaların üzerinde uçarcasına kayıyordu sanki. Kocası ta uzakta kıyıda kalmıştı. Tutkuyla kendinden geçmiş, elden ele uçarak Rusçaya Fransızca karıştırarak R harflerini gırtlaktan çıkararak gülerek, kocasını da hiç kimseyi de umursamadan kulaklarını dolduran müzik ve uğultuya kendini sonsuz bir hazla bırakmış Baz. Polka, kadri oynuyordu ardarda. Erkeklerin onu beğendikleri açıktı. Böylesi de olağandı zaten. Heyecandan soluğu kesecek gibi oluyor, yelpazesini avcunun içinde var gücüyle sıkıyor, içmek istiyordu. Buruşuk, benzin kokan frakıyla babası, Pötür Leontiç yanına sokulup vişneli dondurma dolu bir tabağa uzattı ona. Heyecanla kızının gözlerinin içine bakarak, ''Bugün göz kamaştırıcısın.'' diyordu. ''Böyle erken evlenmene bu akşamki kadar hiç üzülmemiştim. Niçin?'' ''Bunu bizim için yaptığını biliyorum ya.'' Titreyen elleriyle cebinden bir tomar para çıkardı. ''Özel derslerimden bir bölünün ücretini aldım bugün. Kocana olan borcumu ödeyebilirim artık.'' Anya dondurma tabağını babasının eline sıkıştırarak o anda kendisini kollarının arasına alan bir erkekle uçup gitti. Ancak ta uzaktan kavalyesinin omzunun üzerinden babasının da bir kadını kucaklayıp salonda dönmeye başladığını görebildi. ''Ayıkken ne de cana yakın oluyor.'' diye geçirdiği içinden. Mazurka'yı da o iri yarı subayla oynadı. Subay resmi giyimi içinde bir heykel gibi duruyor, son derece ciddi, ağır hareket ediyor, yürüyor, omuzlarını oynatıyor, ayaklarını pek hafif vuruyordu yere. Canı pek oynamak istemiyor'a benziyordu ya, çevresinde durmadan dönen, güzelliği ve açıkta kalan omuzlarıyla onu baştan çıkarmaya çalışan Anya'nın etkisinden de kurtulamıyordu bir türlü. Gözleri ışıl ışıl, hareketleri duyguluydu Anya'nın. Subay alabildiğine soğuk, olduğu yerde duruyor, bir kral soyluluğuyla elini Anya'ya uzatıyordu. Sağdan soldan bravo, bravo sesleri geliyordu kulaklarına. Neşe yavaş yavaş o soğuk, heybetli subayı da sarmaya başlamıştı. Canlandı, heyecanlandı. Daha sonra eşinin albenisine kendisini iyice koyvererek yumuşak, kıvrak hareketler yapmaya başladı. Anya omuzlarını oynatıyor, kendi kraliçe karşısındaki kölesiymiş gibi kurnaz anlamlı bakıyordu o anda bütün salonun onları süzdüğünü, gıpta ettiğini, kıskandığını geçiriyordu içinden. Oyun bitmiş, heybetli subay elini yeni öpmüştü ki kalabalık birdenbire açıldı. Erkekler kollarını yana sarkıtarak doğruldular. Vali Bey iki yıldızlı fırayla ona, Anya'ya doğru geliyordu. Evet, onun yanına geliyor olmalıydı. Çünkü dik dik onun gözlerinin içine bakıyor, güzel bir kadın gördüğünde yaptığı gibi dudaklarını emerek tatlı tatlı gülümsüyordu. Çok memnun oldum, çok sevindim diye başladı. Ama kocanızı sizin gibi bir hazineyi şimdiye dek bizlerden gizlediği için hapsettireceğim. Elini Anne'ye uzatarak ekledi. Karım elçi olarak beni gönderdi size. Bize yardım etmelisiniz madam. Amerika'da olduğu gibi size de güzelliğinizin armağanı bir ödül verilmelidir bence. Karım sabırsızlıkla sizi bekliyor. Vali eşiyle tanıştırdıktan sonra ağzında iri bir taş saklıyormuş gibi yüzünün alt bölümü olağanüstü geniş, yaşlı bir kadının oturduğu bir bölmeye götürdü onu. Kadın, yardımlarınızı esirgemeyin bizden dedi. Bütün güzel kadınlar yoksullar yararına düzenlenen satışta görev aldılar. Nedense yalnız siz boş dolaşıyorsunuz. Niçin yardım etmek istemiyorsunuz bize? Kadın sözlerini bitirdikten sonra arkasına bakmadan bölmeden çıkıp gitti. Gümüş semaver ve fincanların yanında boş kalan yerine Anya geçti. Hareketli bir satış başladı hemen. Bir fincan çaya bir rubleden aşağı kabul etmiyordu. İri yarı subayı üç fincan içmeden bırakmadı. Biraz sonra patlak gözlü aslında para babası Artnov yaklaştı kulübeye. Yazın ara istasyonda olduğu gibi acayip giysili değildi şimdi. Herkes gibi fırak giymişti. Gözlerini Anya'nınkilerden ayırmadan bir kadeh şampanya içip 100 ruble verdi. Sonra bir fincan çay içti bir 100 ruble daha verdi. Hiç konuşmuyor, sık sık soluyordu. Çok sayıda müşteri topluyordu başına Anya. Para alırkenki gülümseyişiyle bakışlarının erkeklere sonsuz mutluluklardan başka bir şey bağışlamadığından emindi. Bu gürültülü, parlak, güreç, müzik, dans ve aşk arayan erkek dolu yaşantı için yaratıldığından emindi artık. Şimdiye deyin titrediği o lokomotif gibi önüne geleni ezip geçecekmiş gibi ilerleyen güç şimdi pek gülünç geliyordu ona. Kimseden korkmuyordu artık. Yalnızca annesinin, onun bu başarısını görseydi pek sevinecek olan annesinin şimdi yanında olmadığını üzülüyordu. Yüzü yavaş yavaş beyazlaşmaya başlayan ama hala ayaklarının üzerinde yıkılmadan durabilen Pötür Leontiç bölmeye yaklaşıp bir kadeh konyak istedi. Babasının uygunsuz bir söz söyleyebileceğinden ödü kopan Anya kıpkırmızı kesilmişti. Böyle yoksul, silik bir babası olduğunu üzülüyordu. Ama Pötür Leontiç konyağı içti, cebinden çıkardığı kağıt para tomarından bir 10 rubrelik çekip kızının önüne attı ve bir şey söylemeden uzaklaştı. Biraz sonra Anya, utancından kıpkırmızı bir kadının kolunda yalpa vura vura bağırarak yürüdüğünü görünce, 3 yıl önce gene böyle bir balodan uşaklarla eve gönderilip ertesi günde müdürün bir daha böyle bir durum olursa onu görevinden uzaklaştıracağını bildirmesiyle sonuçlanan akşamı hatırladı. Ne yersizdi bu hatırlama şimdi. Bölmelerde semaverler sönüp yorgun argın bayan büfeciler topladıkları paraları ağzında iri bir taş saklıyormuş gibi görünen yaşlı bayana verdikten sonra Artunov, Anya'nın koluna girerek onu yoksullar yararına satışa katılan bayanlar için yemek hazırlanan salona götürdü. Masada 20 kişi vardı ama son derece gürültü çıkarıyordu. Vali Bey kadeh kaldırarak Böyle zengin bir yemek salonunda yararına bugünkü yardım satışımızı düzenlediğimiz yoksul yemek odalarının gelişmesi umuduyla kadeh kaldırmamızın yerinde olacağı kanısındayım dedi. Tugay komutanı topçunun bile önünde karavana attığı gücün onuruna içmeyi önerdi. Herkes bayanlarla kadeh tokuşturmak için ayağa kalktı. Çok, pek çok neşeli bir yemekti bu. Anya'yı eve götürürlerken tan yeri ağarmak üzereydi. Aşçı kadınlar sepetlerini kollarına takmış pazara gidiyorlardı. Mutlu, sarhoş, içi yepyeni duygularla dolu, son derece yorgun soyundu. Kendini yatağa atıp hemen uyudu. Öğleden sonra ikide oda hizmetçisi uyandırıp Bay Artunov'un onu görmeye geldiğini bildirdi. Anya aceleyle kalkıp giyindi. Misafir salonuna geçti. Artunov'un gitmesinden hemen sonra Vali Bey gelip akşamki yardımcı teşekkürlerini bildirdi. Vedalaşırken baygın baygın gözlerinin içine bakıyordu Anya'nın. Elini öperken yine ziyaretine gelebilmesi için izin istedi ondan ve gitti. Anya şaşkın, mutlu, yaşantısında beklediği tuhaf değişikliğin böylesine çabuk olmasına bir türlü inanamayarak salonun ortasında kala kalmıştı ki kocası Modest Alexeyiç girdi içeri. O da güleç, baygın gözlerle bakıyordu ona. Yüksek, tanınmış kişilerin yanında takındığını daima gördüğü o yaltakçı bağlılık ifadesi yüzünde Yüksek tanınmış kişilerin yanında takındığını daima gördüğü o yaltakçı bağlılık ifadesi yüzünde karşısında dikiliyordu. Her sözcüğün üzerine hınçla, alayla basa basa defol karşımdan salak diye haykırdı Anya. Bu hakareti yüzünden bir cezaya çaptırılmayacağından emindi. O günden sonra hiç boş zaman olmadan Anya'nın her gün ya bir kır gezisine, şehir içinde Python'la grup dolaşmasına katılıyor ya da tatil günü akşamları evlerde düzenlenen eğlencelere gidiyordu. Her gece sabaha karşı dönüyor, misafir salonunun kalın halısına uzanıyor, sonra da herkese yana yakala çiçeklerin dibinde halının üzerinde uyuduğunu anlatıyordu. Çok paraya ihtiyacı vardı. Artık modest Alexei işten çekinmediği için kendi parasıymış gibi gönül rahatlığıyla onunkilere harcıyordu. Hem para için öyle rica minnet ettiği de yoktu. Bu kağıdı getirene 200 ruble ver. Yahut bu beye derhal 100 ruble öde gibi küçük pusulalarla görüyordu işini. İlkbahardaki Paskalya'da Modest Alekseyiç ikinci derece Anna nişanını aldı. Teşekküre gittiğinde Vali Bey gazetesini kenara koyup koltuğuna iyice gömüldükten sonra pembe tırnaklı bembeyaz parmaklarına bakarak ''Şimdi üç anlanız var'' demek oluyor ''Biri yakanızda, öteki ikisi boynunuzda.'' dedi. Modest Alexeiç gülmemek için iki parmağını dudaklarına götürdü. ''Artık küçük Vladimir'in doğmasını beklemekten başka yapacağımız yok efendim. Vaftiz babası olmanızı istemek cesaretini gösterebilir miyim acaba?'' Dördüncü derece Vladimir nişanını ima etmişti Modest Alexeiç. Bu cesaret ve ince buluşunu her yerde anlatmak heyecanı şimdiden sarmıştı içini. Bir şeyler daha söylemek istiyordu ya vali gazetesini alıp okumaya başlamış başını sallamıştı ona. Öte yanda Anya Troika ile dolaşmalarına, Artınov'la ava gitmeye, eğlencelere katılmaya devam ediyor. Babasının evine gün geçtikçe daha seyrek uğruyordu. Uzun zamandır bir başlarına yemek yemeye alışmışlardı. Pötür Leontiç şimdi daha çok içiyordu. Paraları yoktu. Akordiyonu satalı bir hayli oluyordu. Sokağa çıktığında düşmesin diye çocuklar hiç yalnız bırakmıyorlardı onu. Eski Kiev sokağında sürücü yerinde Artunov'un oturduğu bir çift doru at koşulu paytonuyla Anya'ya rastladıklarında Pötür Leontiç silindir şapkasını çıkararak ona seslenmeye hazırlandığında Petya ile Andriusha kolundan çekeriyorlar yalvarır bir sesle ''Hadi babacım istemez babacım'' diyorlardı. 1895